أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Kıymetli müminler, Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri biz insanları mükerrem kılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de İsra Suresi'nde Es-Sa'idu billah ve lekad kerremna beni Adem. Adem'in çocuklarına insanoğlunu biz mükerrem kıldık, değerli kıldık. Allah Celle ve Ala Hazretleri bizi değerli kılmasaydı biz değerli olamazdık. Bu kadar varlıklar içerisinde, canlılar içerisinde insanın değeri farklıdır. İnsan insan olarak yaratılınca mükerrem olarak yaratılmıştır. Yeryüzünde halife olarak yaratılmıştır. Her şeyde insana hizmet etmektedir. İnsan değerini kaybeder mi? İnsan değerini elbette inancıyla, ahlakıyla koruyabildiği gibi inançsızlığıyla ve ahlaki düşüklüğüyle değerini kaybeder. Ama burada kaybedilen nedir, kazanılan nedir? Onu iyi görmek lazım. Yani başka bir ifadeyle insanı Allah mükerrem yarattığı için yaratılıştan insan değerlidir. İnsanı değersiz hale getiren tavır ve davranışlar ise o tavır ve davranışlar değersizdir deriz. Yani başka açık ifadeyle söyleyelim. İnsanın kötüsü olmaz. Kötü ameli olan insan olur. Ne demektir bu? Yani insanı Cenab-ı Hak yaratılış itibariyle değerli yaratmıştır, değerlidir. Bu insanın hareketleri yanlış olursa o hareketler değersiz, hareketleri değersiz olduğu için ona değersiz deniliyor. Yoksa insan, insan olarak değerlidir. Şimdi Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri Hucurat Suresinin 11. ayeti kerimesinde mealen şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Sizden bir grup, bir başka grupla alay etmesin. Mümkündür ki o alay ettikleriniz, alay edenlerden sizden daha hayırlı olabilir. Nereden bileceksiniz siz? Kadınlardan bir grup da kalkıp, bir başka grup kadınla alay etmesin. Nereden bilecekler? Belki o kadınlar alay ettiği kadınlarla kıyaslandığı zaman, alay edilen kadınlar, alay edenlerden daha hayırlı olabilirler.
Demek ki bir grup insan, bir başka grup insanla ne yapmamalı? Alay etmemeli, onları küçümsememeli, küçüğe, basite almamalı, hakaret etmemeli. Kimin kimden üstün olduğunu Allah bilir. Nereden bilirsin diyor Allah Celle Celaluhu? O alay ettiğin insanlar senden ve alay edenlerden daha hayırlı olabilirler. O zaman insan kendisinden çok daha değerli olan birisiyle veya bir grupla alay etmiş oluyor. وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri insanları göz kaş işaretleriyle basite almayın. Allah insanı mükerrem yarattı, siz insanı değersiz hale getirmeyin. Nereden biliyorsun basite aldığın insanın senden daha basit olduğunu? Mizanda tartıldın mı? Sen kaç kilo geliyorsun, o kaç kilo geliyor. Sen onun sadece eğri tarafını biliyorsun. Peki senden artısı ne kadar fazla olduğunu biliyor musun? Bilmiyorsun. O zaman kimse kimseyle alay etmemeli, kimse kimseyi basite almamalı. Kıymetli dostlar, bir insanın başkalarıyla alay etmesi, başkalarını basite alması, onda var olan kibir ve gurur hastalığından kaynaklanmaktadır. Şimdi Hümeze Suresi diye çoğumuzun bildiği Veylül li kulli humezetil lumeze. Bu sure-i celilenin ana teması da insanları hakir görenler göz kaş işaretleriyle, arkadan konuşmalarla durmadan insanın tabiri caizse altını oymaya çalışmak ne büyük bir vebaldir ve maliyetinin ne kadar pahalıdır. Bunu bu süre-i celile bizlere anlatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem imanı, İslam'ı, Kur'an'ı anlatmaya başladığı Mekke döneminde nazil olan bu süre-i celile o zaman da yapılan bir haksızlığı, bir dengesizliği gündeme getiriyor. Ancak Kur'an-ı Kerim ayetleri her ne kadar belli sebeplerle inse bile kıyamete kadar geçerlidir. Ayetin anlattığı gerçekler her zamana uyarlanır ve her zaman değerlendirilir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mescid-i Haram'da namaz kılıyor. Mescid-i Haram'da namaz kılarken o Mekke-i Mükerreme'nin parlamenterleri diyelim, Darun Nedve'nin hükümet konağının asıl üyeleri, onlar Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu getirdiği din-i celil-i İslam'ı kabul etmeyenler, amansız ona düşman olanlar, varlık bakımından da Mekke'nin en zengin insanları, dolayısıyla onlar, affedersiniz, deveyi yatırıyorlar, kesiyorlar, köftesiydi, büftekti, dönerdi, neyse onu afiyetle yiyorlar. Efendim, çok affedersiniz, o devenin işkembesini gidiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken, secdedeyken kafasından aşağı döküyorlar. Ve bir takım böyle basite alır hareketlerle aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e de göz kaş işaretleriyle adam yerine koymayacak tavırlar sergiliyorlar. Ayrıca Müslümanlardan, Müslüman olan fakirler, onlarla ilgili de hem arkadan konuşuyorlar, aleyhlerinde konuşuyorlar, hem de yüzlerine karşı da böyle basite alacak tavır ve davranışlar sergiliyorlardı. Bunun üzerine bu süre-i celile nazil olduğu kıyamete kadar gelecek insanlara ders vermek üzere. Kıymetli dostlar, çok önemli olan nokta şurasıdır. Biz bu ayeti kerimeleri dinlerken başkası için dinlemeyeceğiz, kendimiz için dinleyeceğiz. Ne demektir bu? Diyelim ki bir takım çevremizde tanıdığımız insanların bizden ayrı fikirleri olabilir. Siyasi fikri bizden ayrı olabilir. Ticari fikri bizden ayrı olabilir. Meşrebi bizden farklı olabilir. Peki bizim bunlarla münasebetlerimiz ne olacaktır?
Yani bunları, bundan ne köy olur ne kasaba, beş para yapmaz. Bu şekilde mi değerlendirmek lazım? Yoksa nasıl değerlendirmek lazım? Buyuruyor ki Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. Her humeze ile lümezeye şiddetli azap vardır. Yazıklar olsun onlara. Cehennemde fokur fokur kaynayan cehennemin ateşinde yanacaklardır diyor. Peki humeze ve lümeze için bunları söylüyor. Humeze ve lümeze ne demektir? Humeze ve lümeze demek, insanların arkasından konuşan, şahsiyetlerini rencide etmek için, milletin gözünden düşürmek için arkasından konuşan, gıybetini yapan, efendim ayrıca gördüğü zaman göz kaş işaretleriyle onu basite alan kişilere humeze ve lümeze deniyor. Humeze, insanların arkasından konuşmak suretiyle, gıybet etmek suretiyle insanları milletin gözünden düşürmeye çalışan, lümeze de göz kaş işaretleriyle yine onları hakaret etmek suretiyle basite alan insanlar demektir. Bilhassa kıymetli dostlar, Aleyhissalatu vesselam Efendimizin etrafında kölelerden Müslüman olanlar, garip kurabadan Müslüman olanları, o kodaman grup adam yerine koymuyorlardı. Hatta pazar sohbetimizde geçmişti. اَهَاُولَٰئِ الَّذ۪ينَ اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ. Onlar, o dinsizler, o fakir olan Müslümanları, belki ayağına çorap giyecek imkana sahip olmayan o gariban Müslümanları, maddi imkansızlığı sebebiyle, diğerleriyle elbisede, arabada, dünyalıkta yarış yapamayacak olan o gariban insanları adam yerine koymadıkları gibi bunlar mı cennete girecekler diyorlar. Vallahi cennete bunlar girmez. Eğer birisi cennete girecekse biz gireriz ama bunlar giremez diyorlardı. Çünkü onları adam yerine koymuyorlar. Şimdi bazıları insanları değerlendirirken diplomasıyla değerlendiriyor. Bazıları insanları değerlendirirken bulunduğu konumla, müdür müdür, efendim şu mudur, bu mudur konumuyla değerlendiriyor. Ama kıymetli dostlar, Allah Celle Celaluhu hiçbir zaman insanları maddi imkanlarıyla ve konumuyla değerlendirmez. Yani bu müdürdür, müdürdür, müftüdür, başkandır, Diyanet İşleri Başkanı'dır, başbakandır, dekandır. Allah böyle değerlendirmez insanları. Bunların hiçbirisi bir insana ne sağlamaz? Bir artı sağlamaz. Müdürle işçinin, patronla işçinin Allah nezdinde farklı bir değeri var mı? Yok. Eğer işçi daha takva ise, daha imanlı ise Allah nezdinde daha değerlidir. Eğer patron daha imanlı ise, daha takva ise, daha ahlaklı ise Allah nezdinde o üstündür. Yani üstünlük ne iledir? Diploma ile değildir, konum ile değildir, aldığı maaşa göre değildir, bindiği arabaya göre değildir, sahip olduğu zenginliğe ve servete göre değildir. Yani nedir? Değer ancak inne ekremeküm indallahi etkâküm, takva iledir. Ennâsü ke esnânil mişt. İnsanlar tarağın dişleri gibidirler buyuruyor Aleyhissalatu vesselam Efendimiz. La fadle li arabiyyin ala acemiyyin. Bir Arap acem üzerine, bir acemin de Arap üzerinde üstünlüğü yoktur. İnnemel fadlu bit takva, üstünlük takva iledir. Şimdi kıymetli dostlar, Allah Celle ve Ala Hazretleri insanları fakru zaruretiyle değerlendirmiyor, zenginliğiyle, konumlarıyla değerlendirmiyor. Şu hadis-i şerifi duymuşsunuzdur. Bir daha duymuş olalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme cennet ehli de gösterildi, cehennem ehli de gösterildi. Cennet ehli gösterildiği zaman cennet ehlinin çoğunluğunun dünyada fakir olanları olduğunu gördüm diyor. Demek ki cennette 100 kişi varsa, orantı olarak söylüyorum, 100 kişi varsa bunun en az 60-70 tanesi dünyada fakir olanlardır. Cennetin çoğunluğunu kim teşkil ediyor? Fakirler teşkil ediyor. Dünyada fakir olanlar teşkil ediyor.
اَهَاُولَٰيَلَّذ۪ينَ اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ Siz yemin etmişsiniz bunlar cennete girmez, cennete girecekse biz gireriz diye. Hani şimdi bunlar cennette, siz niye cehennemde yanıyorsunuz diye Araf'taki insanlar cehennemdeki insanlara söyleyecekler. وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ اَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا اَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارِ Cehennemde yanarken bu kibirli, gururlu insanlar diyecekler ki, ya Allah Allah, biz bu cehennemde yanıyoruz, sağımızda solumuzda olanları da görüyoruz ama dünyada adam yerine koymadığımız insanlar vardı, biz bunlara hayır namına bir şey görmüyorduk, onları cehennemde görmüyoruz diyorlar. Nerede bunlar? İşte onlar cennette. Onlar cennette. Kıymetli dostlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüm'ün rivayet etmiş olduğu, nakletmiş olduğu bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor. بِحَسْبِ مْرِئِمْ مِنَ الشَّرِّ اَنْ يَحْضِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمِ Bir Müslümana şer olarak, kötülük olarak Müslüman bir kardeşini hakir görmesi yeter. Yani bir insanın başka kötülük yapmasına gerek yok. Bir Müslüman kardeşini hakir görüyorsan, adam yerine koymuyorsan, başka bir suça, başka bir günaha bulaşmana gerek yok. Bu sana günah olarak, vebal olarak yeter. İşe bir tersinden bakalım kıymetli dostlar. Bizi birileri adam yerine koymasa, bizi gittiğimiz mecliste bize yer vermeseler, git başka yere deseler, efendim göz kaş işaretleriyle bizi hafife basite alsalar, istişare meclislerine koymasalar, sen sus sen ne anlarsın deseler, biz yıkılmayız mı? Perişan olmayız mı? Elbette yıkılırız ve perişan oluruz. O zaman Müslüman insan tarif ederken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mümin o insandır ki kendisi için sevdiğini başkası için de sevecek, başkası için sevmediğini kendisi için de sevmemiş olacak. Yani Müslüman kardeşimizi kendimiz gibi düşüneceğiz, kendimiz için sevdiğimizi onun için de sevmiş olacağız, kendimize layık görmediğimizi ona da layık görmeyeceğiz. Bize değer vermedikleri zaman, arkamızdan konuştukları zaman ve göz kaş işaretleriyle bizi basite aldıkları zaman biz bundan rahatsızlık duyuyorsak, başkasına da bu yanlışı ne yapmayacağız? Yapmayacağız. Başkasına da bu yanlışı yapmayacağız. Hani adamın bir tanesi gelmişti, demişti ki, ya Resulallah, ben canım zina yapmak istiyor. Benim canım zina yapmak istiyor demişti. Etrafındakiler kızdılar, ne biçim söz söylüyorsun Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz siz karışmayın dedi, adam bana soruyor. Siz ne karışıyorsunuz? Adamı çağırdı, gel otur dedi. Ben sana soru sorayım, sen de cevap ver. Canın zina yapmak istiyor, tamam. Peki birisinin senin annenle zina yapmasını ister misin? Olmaz. Peki birisinin senin kızınla zina yapmasını ister misin? Olmaz. Birisinin senin ablanla zina yapmasını ister misin? Olmaz. Senin de zina yapacağın birisinin anasıdır, birisinin kızıdır, birisinin kız kardeşidir. Seninkini olmaz da başkasınınkine nasıl olur? Yani empati yapmak lazım burada. Bir insanı hakir gördüğün zaman tersine bak bir de, seni hakir görse birileri ne kadar mutsuz olursun, ne kadar rahatsız olursun. Kısacası Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne güzel söylemiş. Bir insan bir Müslüman kardeşini basite alıyorsa, hakir görüyorsa başka günah işmesine, içki içmesine, kumar oynamasına gerek yok. Batması için, yanması için, helak oldum demesi için bu ona yeter diyor. Yani bunun daha açık ifadesi nedir? Benim elimden tesbih düşmese, pazartesi, perşembe oruçlarını hiç kaçırmasam, dervişim yani, dervişim kısacası, toplumda beni derviş olarak biliyorlar. Ama değerlendirirken bir Müslüman kardeşimi eğer hakir görüyorsam, içkiyle, kumarla hayatını kirleten adamdan benim bir farkım yok ki. Bir insanın kendisini mahvetmesi için başka bir sebebe gerek yok, bu yeterli bir sebeptir diyor. Kıymetli dostlar, hayvanın alacası dışındadır, insanın alacası içindedir derler.
Yani bir insanda hile varsa içindedir. Bir insanda değer de varsa o da içindedir. Bir insanın bir yanın bir yönüyle eksiğini görürsün. Bir yönüyle eksik görürsün ama bir insanın bir yönü yok ki, yüzlerce yönü vardır. Bir yönüyle eksik olan insan bir başka yönleriyle çok mükemmel bir insan olabilir. Ben bende olan ama onda olmayan bir güzelliği görüyorum, onu hakir görüyorum. Ama onda olan, bende olmayan nice güzellikler vardır. O benden çok daha üstün olabilir. Onun için Müslüman kardeşler, yarın ahirette mahcup olmamak için hiçbir Müslüman kardeşimizi öyle veya böyle ne ekonomik sebepler ne de efendim bir takım yanlışları sebebiyle hakir görmeyeceğiz. Ve o Müslüman kardeşimizi sevgi çemberimizin dışına atmayacağız. Neden sevgi çemberinin dışına atmayacağız? Şöyle bir ilkemiz var bizim, çok güzel bir ilkedir. Kötülük yapanı severim, kötülüğünü sevmem. Benim kardeşimdir o, ben onu severim ama kötülüğünü sevmem. Yalan söyleyen insan, yalanını sevmem ama Müslümansa yapmaması gerekir. Şahsını severim, yalanını sevmem. Şu kusurunu sevmem, kendisini severim. Olaya bakış böyle olmalıdır. Şimdi Aleyhissalatu vesselam Efendimizin bihasbi mri'in mineşşerri en yahqira akahul muslim, bir insana Müslüman kardeşini hakir görmesi vebal olarak, mesuliyet olarak yeter ve artar. Başka günaha gerek yoktur buyuruyor. İbn Abbas İbn Mesud radıyallahu anh Efendimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet eder. لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ ف۪ي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ. Bir insanın kalbinde zerre kadar kibir varsa, o kibir varken ölürse bu adam cennete giremez. Yani ilk cennete girenlerle girmesi mümkün değildir. Kabrin kalbinde kibir olduğu halde ölenler, bundan kurtulmadan, tevbe etmeden ölenler, kendisini başkalarından üstün görerek, üstünlük taslayarak ölen kişi, bu kibirle beraber ölünce bu şekil kabre cennete giremez diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fakale raculun, adamın bir tanesi dedi ki inner racule yuhibbu en yekuna thawbuhu hasanan ve na'luhu hasanatan. Adam bir tanesi dedi ki ya Resulallah, bir insan ayakkabısının kaliteli olmasını, elbisesinin güzel olmasını sever. Yani iyi bir elbise giyeyim, kaliteli bir ayakkabı giyeyim diyebilir. Bu kibir midir der. Bu da kibir sayılır mı diye soruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, اِنَّ اللّٰهَ جَم۪يلٌ يُحِبُّ الْجَمَالِ. Allah güzeldir, güzeli sever. Bir insan elbisesinde hassassa Cenab-ı Hak bundan hoşlanır. Temizliğinde hassassa Cenab-ı Hak bundan hoşlanır. Ayakkabısı güzelse Cenab-ı Hak bundan hoşlanır. Peki kibir nedir? Evet. El-kibru batarul hakki ve gamtun nas. Kibir nedir? İnsanları basite almak. Adam binecek arabası yok. İşe giderken metro ile metrobüsle talim. Adam kaç senedir İstanbul'da adam olmamış ki. Yani sen arabaya binince adam mı olur? Birisi arabaya binince adam mı olmuş oluyor? Adamlık arabaya binmekle, ev sahibi olmakla, müdür olmakla, başkan olmakla, başbakan olmakla, komutan olmakla değildir. Patron olmakla değildir. Bunların hepsi geçici. Gelirsin musalla taşına, ne derler? Patron niyetine, yok öyle bir şey. Müdür niyetine, yok böyle bir şey. İmam niyetine, yok böyle bir şey. Vaiz niyetine, yok böyle bir şey. Er kişi niyetine, hatun kişi niyetine, bitti. Hiçbir şey kalmadı. Kar yağar, ortalık bembeyaz olur. Ama iki gün sonra güneş vurunca, yağmur yağınca, beyazlıktan bir şey kalır mı? Kalmaz, hepsi kaybolup gider. İşte insanların sahip olduğu makamlar, mevkiler, konumlar, maddi durumlar, hepsi ama hepsi geçicidirler. Bir varmış, bir yokmuş. Rüyadan uyandığında, rüya içerisinde gördüklerin
saraylarda olmuş olabilirsin, köşklerde olmuş olabilirsin. Ama rüyadan uyandığın zaman kendini köşkte değil, yatakta göreceksin. Ölen insan da öldüğü zaman aynen bir rüyadan uyanır gibi olacak. اَنَّاسُ نِيَامٌ فَاِذَا مَا تُنْتَبَهُ İnsanlar uykudadırlar. Uyandıkları, öldükleri zaman uyanacaklardır. Gerçeği o zaman göreceklerdir. Anlatılır, Mevlana Hazretleri Konya'nın dışına gitmiş, bir yere ziyarete gitmiş. Orada yaptığı sohbetle çok dikkat çekmiş. Adamın bir tanesi demiş ki, efendim ben sizin sohbetinize aşık oldum. Konya'ya gelsem sizi nerede bulabilirim? Demiş ki, beni Konya'da Yalancılar Kahvesi'nde bulursun demiş. Yalancılar Kahvesi'nde bulursun. Biraz tacip etmiş ama. Neyse, aradan birkaç ay geçtikten sonra Konya'ya gitmiş. Yalancılar Kahvesi neresi diyor, sormuş. Kimse Yalancılar Kahvesi diye bir kahve bilmiyor. Allah Allah. Dönmüş dolaşmış, bulamayınca demiş ki, ben artık bulamayacağım, döneyim memlekete. Çok yorgun bir şekilde tam döneceği zaman demiş ki, Konya'dan çıkışta, şurada güzel eski tarihi bir mezarlık var, kabristan var. Gideyim en azından eskilerimizi bir ziyaret edeyim. Bir Yasin okuyayım, bir dua edeyim, mezarlığa girer. Mezarlığa girince Mevlana tak karşısına çıkar. Selamun aleyküm. Aa üstadım, ben seni görmeye geldim, bulamadım seni. Verdiğin adresi kimse bilmiyor. İşte verdiğim adres burası dedi. Verdiğim adres burası. Ben sana ne dedim? Yalancılar Kahvesi'ndeyim. İşte Yalancılar Kahvesi burası. Efendim anlayamadım dedi. Bak dedi, şu mezar taşı var ya, bu adam diyordu ki, Anadolu'nun ben en büyük tüccarıyım diyordu. Yalan. Bak burada yatıyor, hiçbir şey yok. Ne tüccarlık kaldı, ne bir şey kaldı. Yalan. Bu adam diyordu, ben Konya'nın ağasıyım diyordu. Yalan. Yalan. Bu adam ne diyordu, ben falanca yerin muhtarıyım. Hani? Muhtar mısın? Yalan. Rüya bitti, muhtarlık bitti. Rüya bitti, imamlık bitti. Rüya bitti, konumlar bitti. Ne mal kaldı, ne mülk kaldı, ne konum kaldı. Hesap başladı, hesap. Hesap başladı. Şimdi kıymetli dostlar, onun için rüya aleminde gördüğümüz şeyler uyandığımız zaman elimizde değildir. Kendimizi köşkte gördüğümüz halde uyanınca yatakta buluyoruz kendimizi. Aynı şekilde dünyada konum olarak şu konumdayım, bu konumdayım, şöyleyim, böyleyim. Ama öldüğümüz zaman gerçekten uyanmış olacağız, gerçekleri görmüş olacağız. O konumların sadece hesabı gelmiş olacak. Yani şimdi hava yoluyla yolculuk yapan kardeşlerimiz bazıları hassastırlar. Böyle el çantasından başka bir şey almazlar yanına. Niçin? Çünkü valizlerle giderse orada indikten sonra bekle bakalım gelsin valizler. Hele bir de kontrolden geçiyorsa, her bir valiz kontrol ediliyorsa uzar da uzar. Bunlarla uğraşmak istemiyor insan. E kardeşim, ne kadar para o kadar köfte demişler değil mi? Yani patron hesap verecek, işçi de hesap verecek. Ama patron sahip olduklarının hesabını verecek, işçi de sahip olduklarının hesabını verecek. Sizce hangisi kolay biter? Az olanın hesabı daha kolay biter. Dolayısıyla dünyadaki konum ahirette aynı yansımaz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu nereye bakmıyor? Konuma bakmıyor. Neye bakıyor? Takvaya bakıyor, imana bakıyor. Öyleyse biz kimin kalbinde ne vardır bilemeyiz. Herkese ne yaparız? Mümin kardeşimizdir diye saygı duyarız ve değer veririz. Yaptığı yanlış varsa, bildiğimiz bir yanlışı varsa yanlışına kızarız. Kendisine hakaret etmeyiz. Kibir neymiş? Elbisenin güzel olması değil. Elbisenin güzel olma duygusu değil. Ayakkabının kaliteli olma duygusu değil. Olabilir. Kibir, hakkın karşısında şımarmaktır. Yani gerçek sana söyleniyor, ayet hadis dinlemiyorsun, bu kibirdir. Bir de insanları basite almak kibirdir. Ben seni niye basite alacağım? Ben seni kendimi senden üstün göreceğim ki seni basite almış olacağım. Eğer seni en azından benim kadar değerli bilirsem, ben sana hakaret edebilir miyim? Seni basite alabilir miyim? Demek ki burada ne oluyor? Kibir çıkıyor. Kibir nedir? Üstünlük taslamaktır. Kıymetli dostlar,
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurdular. قَالَ رَجُلٌ وَاللّٰهِ لَا يَغْفِرُ اللّٰهُ لِفُلَانٍ Adam bir tanesi, günah işleyen birisi için vallahi Allah bu adamı affetmez demiş. Birisi günah işlemiş, bir başkası onun günahını gözünde büyütmüş, Allah adına karar veriyor. Vallahi Allah Celle Celaluhu bu adamı affetmez demiş. Bunu bize kim anlatıyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. فَقَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلِ Allah adına bu kararı veren kişinin, vallahi Allah bunu affetmez diyen kişinin durumunu tespit etmek üzere Allah Celle Celaluhu buyurdu ki مَنْ ذَلَّذِي يَتَآلَى عَلَيَّ اَلَّا اَغْفِرَ لِفُلَانٍ Falanca kişiyi bağışlamayacağım konusunda benim adıma kim yemin etme cesaretine sahip olabilir ki? Yani o falanı ve filanı bağışlamak benim elimde, benim yetkimdedir. Benim onu bağışlamayacağımı yeminle beraber ifade etme cesaretini kim kendisinde bulabilir? اِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ O Allah vallahi bu insanın günahını affetmez dediğiniz insanın günahını sildim. وَاَحْبَطْتُ عَمَلَكَ Bu insanın günahını vallahi Allah silmez diyen adamın bütün iyiliklerini sildim dedi Allah. Bunu da Kütüb-i Sitte'den Müslim rivayet ediyor. Yani sahih kaynakta zikredilen bu hadis-i şeriften ne anlıyoruz? Adam birisinin işlemiş olduğu günah sebebiyle gözünde öyle o kadar küçültmüş, o kadar küçültmüş ki vallahi diyor Allah bu insanın bu günahını affetmez. Bitti bu iş, yandı bu adam. Allah diyor ki Celle Celaluhu benim adıma bağışlamayacağım konusunda yemin etme cesaretine kim sahip olabilir? Eğer sen böyle söylüyorsan, benim adıma yemin ediyorsan, ben o adamı bağışladım, bitti. Günahını yok ettim, sildim. Sen de benim adıma böyle haksız yere yemin yaptığın için senin de iyiliklerini sildim, bitti. Evet, buradan da neyi anlıyoruz, neyi görüyoruz? Sık sık sohbetlerimde de söylerim. İnsanlarda gördüğümüz hatalar, kendimizde görmediğimiz hatalardan daha çok olmayabilir. Hiç kimse benim ayranım ekşidir demiyor. Dolayısıyla insan iki tane gözü vardır. İki gözüyle karşı taraftakilerin hatasını, kusurunu görüyor. Ama insanların çevresindekilerin gözü iki tane değil ki. 10 kişi varsa 20 tane göz var. 20 kişi varsa 40 tane göz var. Yani başkaları da seni görüyor. Başkaları da senin benim kusurlarımı görüyor. Şimdi kıymetli dostlar, sureyi okuyayım, manasını vereyim. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ Kül kelimesi herkesi kapsıyor. Bir insan birisini arkadan gıybet ederek, arkasından dedikodu yapıyorsa, lümeze, bir insan bir insanı göz kaş işaretleriyle basite alıyorsa, adam yerine koymuyorsa, her bir humeze ve lümeze için cehennemde azap vardır, şiddetli azap vardır. اَلَّذ۪ي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ Mal biriktirip, bir de onu sayıyor, cimrilik yapıyor. Bu insanlar var ya, malına güveniyor, servetine güveniyor, haramdan kazanıyor, efendim faizden kazanıyor, haksızlıktan kazanıyor. Bir taraftan da malı çok olduğu halde saymak kelimesi burada yani fakire fukaraya yardım noktası yok, böyle zapt-ı rapt altına alıyor. Bir taraftan cimrilik hastalığı var, bir taraftan zenginliğin verdiği şımarıklık var. Ne yapıyor bu iki hastalığı sebebiyle? Birilerini arkasından kaptırıyor, birilerine göz kaş işaretleriyle adam yerine koymuyor, insanları basite alıyor. Bunlar için şiddetli azap vardır. Likulli Hümezetin her birisi için şiddetli azap vardır diyor Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu.
يَحْسَبُ اَنَّ مَا لَهُ اَخْلَدَهُ Zannediyor ki malı, mülkü, serveti kendisini ebedi bırakacaktır. Hiçbir şey olmayacaktır kendisine zannediyor. Kella. Yok öyle bir şey. Kimi malı geri bıraktı, öldürmedi? Kimi malı kurtardı? Hangi insan malı sebebiyle ebedi kalmıştır? Yalancılar kahvesinde, müflis olarak kefenin içerisinde, kefen de çürümüş, hiçbir şeysiz. Bekliyorlar orada, nasıl bekliyorlarsa. Kella, hayır. Böyle bir şey yoktur. Buradan sonrasına dikkat buyurun kıymetli dostlar. لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ Bu insan, başkalarını arkadan konuşmak suretiyle, gıybet etmek suretiyle değersizleştirmeye çalışan, göz kaş işaretleriyle onları hakaret eden, yok saymaya çalışan bu insanlar hutameye atılacaklardır. Çöp çöp tenekesine atılır gibi nebz bir şeyi, kerih olan bir şeyi, hoş olmayan bir şeyi atmaya denir, çöpe atmaya denir. لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ Ey Allah'ın kullarına, fakirdir diye, yoksuldur diye, garibandır diye, imkanı senin kadar yoktur diye, onları adam yerine koymadan, arkasından gıybet etmek suretiyle veya yüzüne karşı göz kaş işaretleriyle onları basite almak suretiyle adam yerine koymayanlar, sizi Allah çöpü çöpe atar gibi Allah da sizi hutameye atacaktır. لَيُنْبَذَنَّ Atılacaktır bunlar. فِي الْحُطَمَةِ Hutameye atılacaklardır. Hutame nedir? وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ Hutame nedir bilir misin? نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةِ Allah-u Teala'nın tutuşturulmuş ateşidir. Allah'ın tutuşturulmuş ateşi. Sen Allah'ın kuluna, Allah'a iman etmiş bir kula nasıl fakirliği sebebiyle, nasıl efendim bir takım basit sebeplerle hakaret edersin, kendini farklı konuma koyuyorsun. Ya kainatta bir tane Allah vardır. İki tane Allah yok haşa. Sen de ben de kuluz. Yok birbirimizden farkımız. Sen de ben de bir damla meniden türedik. Sen de ben de çırılçıplak anamızdan doğduk. Sen de ben de çırılçıplak kefene bürünüp yine toprağa sevk edileceğiz. Yok birbirimizden farkımız. Niye sen kibirleniyorsun, beni basite alıyorsun? Ben niye kibirleneyim, seni basite alayım? İşte bir insan Allah'ın kulunu, Allah'a iman eden bir kulu gıybetle, göz kaş işaretiyle değer vermez, değersizleştirmeye çalışırsa hutameye atılacaktır. Hutame nedir? Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir. Bitmedi. اَلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفِدَةِ Sadece öyle deriyi yakacak, kafasını, yüzünü, ayağını yakacak değil. Efendim, o kötü niyetlerin beslendiği, efendim, aklının, dimağının bulunduğu yerlere muttali olacak, içini ve dışını her tarafına nüfuz edecek, her tarafını yakacak. اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةِ O ateş onlar üzerine tabaka tabaka kuşatmış olacak. Altlarında, tabiri caizse ateşten yatak, üstlerinde ateşten yorgan, her tarafları ateşten kuşatılmış. فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةِ Burası çok tehlikeli kıymetli dostlar. Diyor ki Rabbimiz Celle Celaluhu, onlara tabi tutacağım azap var ya, sağı solu, önü arkası, üstü altı, efendim, demir kafeslerle beraber kuşatılmış, dışarıya görmesi mümkün olmayacak şekilde yakacağım onları, diyor Allah Celle Celaluhu, Humeze Suresinde. Yani dayanılacak bir azap değildir. Ama Allah Celle Celaluhu kime bunu yapacağını söylüyor? Bunu insanlara, Müslümanlara hakaret eden, göz kaş işaretiyle onları basite alan ve onların arkasından konuşmak suretiyle onları değersizleştirmeye çalışan insanlara bu cezayı vereceğini Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri beyan ediyor. Rabbim başkalarını küçük görmekten, başkalarına hakaret etmekten ve onları değersizleştirmeye çalışmaktan her birimizi bilerek veya bilmeyerek muhafaza eylesin. Şimdiye kadar yaptığımız buna benzer yanlışlar varsa Rabbim affeylesin. Bir kardeşimiz, bir insan düşmanına Allah belanı versin diyebilir mi diyor. Yani düşmanlığa göre değişir, belanı ver demek diyebilir ama yani Allah sana hidayet versin dese
daha iyi değil mi? Yani Allah sana hidayet versin demek, bela versin demekten ne olur? Daha iyi olur. Eğer hidayeti mümkün değil, sağa sola insanlara zulmediyorsa, diyoruz ki, Ya Rabbi ıslah eyle, ıslahları kabil değilse, Kahhar ismin hürmetine kahreyle diyoruz. Önce ıslahlarını istemek lazım, sonra ıslahları kabil değilse belalarını isteyebiliriz. Cenab-ı Hak dünyanızı, ahiretinizi mamur eylesin. Helal, bol, bereketli kazançlarla merzuk eylesin. Yüce Rabbim, ahirette yüzümüzü ak edecek ne kadar iyilikler ve güzellikler varsa bizlere sevdirsin ve nasip eylesin. Rabbim, kazanırken helalinden kazanmayı, bereketli kazanca sahip olmayı ve cömertçe kendi yolunda değerlendirip ahiret sermayesine dönüştürebilmeyi her birimize nasip eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.